Selamünaleyküm arkadaşlar. Hemen sadede geleyim. Kitabımızın ismi Kayıp Seslerin İzinde. Yazarı Emre Aracı. Umarım görünüyordur. Tam yüzümün önüne getirdim. Çünkü kadraj yüzüme ayarlı. Yayın evi de Yapı Kredi Yayınları. Jenerik sayfasına bakıp size basım tarihini de söyleyeyim. Çünkü nüshalar arasında farklılık olabiliyor. Bu kitabın basım tarihi Mayıs 2011 birinci baskı. Kitaptan size bazı bölümleri paylaşmak istiyorum. Dikkatimi çeken, üzerine notlar aldığım, çizdiğim yerleri. Bu da böyle bir kitap tanıtımı olacak. Yoksa kitabı anlatmayacağım yani size neler olduğunu falan anlatmayacağım. Onu herkes yapıyor çünkü. Evet, şimdi ilk notum. Kitabın 21. sayfasında ilginç bir şey. İngiltere'de yapılmış bir Türk hamamı. Ne zaman? 19. yüzyılda. Okuyayım ilgili satırları. Aslında her şehrin ara sokaklarından geçerken o güne kadar hiç görmediğiniz bir bina veya manzara sizi şaşırtabilir. Ancak Edinburgh'un Newtown'un İskoçlar tarafından 19. yüzyılda inşa edilmiş Osmanlı mimarisi üslubundaki bir Türk hamamı görmek bende şaşkınlığın ötesinde bir duyguya yol açtı. Cumbasıyla, geometrik süsleriyle, Kral 3. George'un Newtown'daki Turkish Baths Company diye okunur herhalde, ait bir Türk hamamı düşünebilir misiniz? Belki şaşırtıcı ama gerçek. Ve bunun gibi gerçekler insanın karşısına genellikle turistlerin hiç uğramadığı bu dar ara sokaklardan çıkıyor, demiş yazar. Yani Edinburgh'a yolunuz düşerse bir kese attırmak isterseniz orada bir Türk hamamı varmış. Yine aynı sayfada ilginç bir şey soruyor yazar. Biz de o soruyu nakledelim. Diyor ki İskoçlar Scott'a haklı olarak o kadar düşkünlerdir ki Sir Walter Scott kastedilen kişi. İskoçya Bankası'nın bütün banknotlarının üzerinde Kraliçe Elizabeth'in değil Sir Walter Scott'ın resimleri vardır. Onun hatırasına gotik stilde bir anıt dikip Edinburgh'daki merkez tren istasyonuna yazarın adını değil bir romanın adını Waverley vermek inceliğini göstermişler. Yaban, kiralık konak veya aşkı memnu gibi istasyon adları düşünebilir misiniz diyor. Yani kitap isimlerinin Türkiye'de cadde, istasyon, sokak adı falan olduğunu düşünün. Gerçi belki de vardır yani biz bilmiyoruz. Ama ilginç bir soru. Olabilir. Niye olmasın? Kitap isimlerinden de sokak isimler olabilir. İlerleyelim arkadaşlar. Yine ilginç bir not. Yazar bunu 26. sayfada anlatıyor. Barbaros'un kılıçlarından birisinin İngiltere'de olduğunu keşfetmiş. Nasıl keşfetmiş? Clark ailesinin mektuplarını incelerken katalogdan konumla ilgisi olmayan ancak son derece ilginç orijinal bir başka mektubun mevcudiyetini öğrenme imkanım oldu. Kataloğun kısaca bildirdiğine göre bu mektup Türk amirali Barbaros'un kılıcını Sir John'a yollanması hakkındaydı. Verilen bütün bilgi bundan ibaretti. Bu kaydı okur okumaz büyük bir heyecanla derhal mektubun aslını depodan istettim. Bir süre sonra plastik bir zarf içerisinde işte numarasından bahsediyor mektup önüme kondu. Sararmış bir yaprak gibi narin bir kağıt üzerinde orijinal mürekkebi dahi solmamış olan ve tarih kokan bu mektup gerçekten de meşhur amiralimizin kılıcının İskoçya'ya yollanmasını konu ediniyordu. Sonunda peşine düşüyor falan vesaire kılıcı buluyor yani yazar. Onları anlatmayayım. Burası uzun bir makale. İlginç bir şey. Nereden nereye? Kılıç İskoçya'ya gitmiş. Orada bir sarayda mı, bir konakta mı diyelim gösteriliyor şu an, sergileniyor. Bu da yine kitaptaki ilginç notlardan birisi. 37. sayfada. Boşnakların, Bosnalı kardeşlerimizin Osmanlı kimliğine ne kadar düşkün olduklarını anlatan bir şey aslında. Osmanlı'ya isyan ediyorlar ama Osmanlılık için. Bakınız. Boşnaklar Osmanlı idari sistemini de tarihlerinde son derece muhafazakar bir şekilde benimsemişler. II. Mahmut Yeniçerileri kaldırdığı zaman Bosna Hersek uzun zaman Yeniçeri sistemini kaldırmamakta direnmiş. Bu direnişi bastırmak için Sultan Abdülmecit
buraya vali olarak Ömer Paşa'yı yollamış. O da isyanı kanlı bir şekilde bastırdıktan sonra hükümet merkezine Travnik'ten Sarajevo'ya taşımış diye bir bilgi var. İlginç bir şey geldi bana yani. Bosnalıların Yeniçeri sisteminde direnmesi. Elbette başka sebepler de vardır ama görüyorsunuz bazı tebaalar devletten daha çok alışkanlıklara sahipler. Burada yazarın ilginç bir cümlesi var. Hoşuma giden bir cümlesi. Onu da paylaşayım. İngiltere'deki bu geçmişe sahip çıkma şeyini okuyor. Yani onun üzerinden bir okuma yapıyor ve onu bir cümleyle ifade ediyor. Nerede o Suadiye'nin, Erenköy'ün, Göztepe'nin güzelim ahşap köşkleri ve bir dönemin kibar nezih yaşam tarzı? Halbuki İngiltere'de herhangi bir tarihi mekanda önemli bir şahıs yaşamış ise derhal o binanın cephesine mavi renkte standart bir plaket asılıyor. İlginç. Londra sokaklarında dolaşırken o insanların hatıralarını da evlerinin önünden geçerken yad edebiliyorsunuz. Bir toplum, cümle bu, güzel bir cümle arkadaşlar, aklımızda tutabiliriz. Bir toplum ancak gündelik hayatında geçmişini hatırlar, bilir ve sahip çıkarsa soysuzlaşmaz. Bir daha okuyayım. Bir toplum ancak gündelik hayatında geçmişini hatırlar, bilir ve sahip çıkarsa soysuzlaşmaz. Oysa geçenlerde 1920'lerden kalma bir Nişantaşı haritasına baktığım zaman yok edilen o köşkleri hayret ve üzüntüyle andım diyor ve devam ediyor yazar. Önemli bir şey hakikaten. Kimlik geçmişle beraber var olan bir şey. Geçmişi yok ettiğiniz zaman kimlik de yok oluyor. Buradan Osmanlı tarihi, Selçuklu tarihi vesaire bu İslam'la ilgili kısmımıza bön bakan, hoşlanmayan yenilikçi Türklere bir gönderme yapalım. Bu da ilginç bir bilgi arkadaşlar. Mesela bizde hani böyle şeylere laf atanlar olur. Çok gelenekçisiniz falan filan diye. Bakın İngiltere'de, Eton'da müzik master'ı olarak çalışmaya hazırsanız pazar da dahil haftanın 7 günü hizmet vermek ve ders verdiğiniz süre boyunca devamlı siyahlar giymek zorundasınız. Okulun mecburiyeti. Öğretmenler siyah giymek zorunda. İlginç. Bu da 57. sayfadaydı. Sayfayı söylemeyi unuttuk. Evet, devam edelim. Sayfa 63'te Japonların Mısır halkına bir opera binası hediye ettiğini öğreniyorsunuz arkadaşlar. Böyle bir bilgi aktarılıyor. Okuyayım ilgili satırları. Çöl kumunun bir hayli sararttığı eski bir trafik yön levhasında evrensel bir kelimeyle karşılaşıyorum. Mısır'ın başkentinde El Opera. Ardından Bedevi Arap mimarisi tarzında cami kubbelerini andıran çatısıyla çöl rengine bürünmüş büyük bir yapı çıkıyor karşıma. Gezira Adası'nın ortasında palmiyelerle çevrili olan bu dev sanat kompleksi Kahire Operası binası. Yapımı 25 sene süren ve 1988 yılında büyük bir seremoniyle açılan bu bina Japonlardan Mısır halkına bir hediye. İlginç. Bunu da yeni öğrendik. Japonlar Mısır'a opera binası yapmış ya da yaptırtmış. Devam edelim bakalım. Yani notlarımın hepsini de okumuyorum arkadaşlar. Çünkü o zaman çok uzatmış olacağım. Böyle biraz daha ilginizi çekecek olanları bulmaya çalışıyorum. Çünkü çok işaretlediğim yerler oluyor kitaplarda. Belki kullanırım diye, yazılarımda falan lazım olur diye. Mesela İngiltere'de hala büyükelçiler at arabasıyla kraliçeye şey sunuyorlarmış. Ne derler ona? Evran ismi. İtimatname. Büyükelçiler hala bunu yapıyorlarmış. Bu yıllardır süren bir gelenekmiş. Ona dair satırlar. Bugün dahi İngiltere'ye yeni tayin edilen büyükelçiler saraya itimatnamelerini sunmaya tarihi at arabaları içerisinde götürülüp getiriliyorlar. Protokol hemen hemen aynı. İngiltere sarayının katı gelenek anlayışı hiç değişmemiş gibi. Bizde böyle bir şey olsa hemen eleştirirler. Ya işte yine
bilmem ne orta çağ bilmem şu bu. İlginç yani, bu asıl devlet olmanın şeyi demek ki gelenekçi olmak. Biraz yani o kimliğin öğelerinin korunması lazım. Ona dair yine bir ifadesi var burada. Kimileri bunu günümüz koşullarında yersiz bulabilir. Ancak kanınca yaşayan tarihin korunmasında bu gibi kusursuz yerine getiren merasimler son derece büyük öneme sahip. Bir daha okuyayım. Ancak kanımca yaşayan tarihin korunmasında bu gibi kusursuz yerine getirilen merasimler son derece büyük öneme sahip. Diyor yazar ve orada makalede daha bu gelenekçiliğe ait şeyleri anlatıyor İngiltere'deki. Bir bestekarın evindeki sessizliği nasıl kolladığına dair ilginç bir not. Bu da kitabın 94. sayfasından. Sessizliğe büyük önem veren Sibelius herhalde böyle söylenir. Huzurunu bozmamak için 5 çocuklu kalabalık aile büyük gayret sarf etmiş. Kendi ailesini kastediyor. Her biri piyano öğrenen 5 çocuk hiçbir zaman babaları evdeyken çalmazlarmış. Sadece o sabahları göl kenarında yürüyüşünü yaparken piyano başına geçerlermiş. Gürültü yapmaması için eve su boruları dahi döşenmemiş. Ve bu tesisat Sibelius ölünceye kadar eve konmamış. İlginç. Öyle bir sessizliği biz de arıyoruz. İstanbul'da nerede? Kral Ludwig, Bavyera kralıymış galiba. Alman eyaletlerinden birisinin kralı. Almanya birleşmeden önceki krallardan birisi. Bu kralın Osmanlı kültürüne de böyle bir hayranlığı varmış. Mesela burada bir not var. Diyor ki, Kraliçe Mary'nin yatak odası, babası Maximilian'ın veliahtken İstanbul'a yapmış olduğu doğu seyahatinin ardından Boğaz manzaralarıyla süslenen bu odanın ortasında ise alçak bir masa üzerinde Sultan II. Mahmud'un kendisine hediye ettiği bir cezve ve fincan seti teşhir ediliyor. Ludwig'in Alp manzaralı Kuğu Şövalyesi'ne adanan şatosunda beklenmedik bir köşe olarak karşıma çıktı bu İstanbul manzarası diyor. Adam köşkünde Osmanlı eserleri sergilemiş. Bir not. Bu adama dair şimdi bir not daha gelecek. Kral Ludwig'in av köşkü varmış. Bu köşk Türk tarzında yapılmış. Yazar da bunun üzerinden bir okuma yapıyor. Alplerin tepesinde onun kullandığı, işte bu kelimeyi nasıl söyleyeceğiz? Şanhen. Av köşkü var ki esas burası tam bir ahşap Türk köşkü. Dış sadeliğine tezatla içi 14. Louis'in altın varağından nasibini almış mini aynalı kavak kasrı dekoru. Aynı devir bizim padişahlarımız barok kasırlar inşa ederken bir Alman kralının Türk köşkleri inşa ediyor oluşu ise hayli enteresan. Bir daha okuyayım bu cümleyi. Aynı devir bizim padişahlarımız barok kasırlar inşa ederken bir Alman kralının Türk köşkleri inşa ediyor oluşu ise hayli enteresan. Yani düşünün. Biz onlara, onlar bize hayran demek ki o zamanlar. Bu da kitabın 111. sayfasındandı. Devam edelim. Bu da ilginç bir tespit. Ben buna dair bilgileri bu kitapta okudum. Bilmiyor değildim ama bu derece şiddetli olduğunu bilmiyordum. Şaşırdım yani. Osmanlı sarayındaki Batı hayranlığı emareleri. Bugün pek kimsenin bilmediği üzere 19. yüzyıl Osmanlı Sarayı'nın Avrupa müziğine büyük düşkünlük gösterdiği bir devirdi. Padişahlar Donizetti ve Rossini'nin askeri müziği eşliğinde yürürlerdi ve meşhur opera bestecisinin ağabeyi Giuseppe Donizetti ya da Donizetti Paşa onların baş müzisyeni konumundaydı. Katolik bir Hristiyan kendi dininden hiç feragat etmeden İslamiyet'in halifesinin marşlarını yazmıştı. Padişahların kendileri dahi Avrupa'nın popüler dans formlarında orijinal besteler yapmışlardı. Sultan Abdülaziz'in özgün valsleri Avrupa'da nota olarak basılırken, bir daha söyleyeyim, Sultan Abdülaziz'in özgün valsleri Avrupa'da nota olarak basılırken, nota diyorum ya, dilim notaya gidiyor.
Sultan 5. Murat'ta neredeyse 1000'e yakın polka, vals ve mazurka bestelemişti. 5. Murat zaten bu işin zirvesiymiş. Yani ne kadar Batı müziğine temayül göstermişler. Bu da ilginç bir şey. Viyana'da Osmanlı izleri mi diyelim? Orada bir katedralde topçuların attığı bir top mermisi hala duruyormuş. Nereden başlayalım bunu okumaya? Şöyle bir yerden başlayalım. Fenerlerin aydınlattığı sokaklarda yankılanan fayton sesleri, asırlık kahvehanelerden burnunuza gelen aromatik kokular. Haydn, Mozart, Beethoven, Brahms, bir an hepsi canlanacak sandığınız besteci heykelleriyle, hatalıysam arayın, isimleri yanlış okumuş olabilirim. Bezeli yemyeşil parklar, çan sesleri, opera binaları, konser salonları ve St. Stephen Katedrali'nin çatısında saplandığı günden beri duran top güllesinin de hatırlattığı iki kuşatmanın ardından gözünüzden kaçıramadığınız Türk etkileri. Viyana'da top güllemiz duruyormuş yani arkadaşlar. Kuşatmalarımızın hatırası. Devam ediyoruz. Bu da ilginç bir şey. Bizim daha çok Barcelona'dan bildiğimiz Katalan kültürü, İspanya'nın bir bölgesi biliyorsunuz, bağımsızlığını da istiyor orası. Ara ara parazlanıyor böyle bağımsızlık şeyleri ama bastırıyor İspanya şimdilik. Onların dillerinde Türkçe ile ortak bir kelime dikkatini çekmiş yazarın. Burada bulunan eski kraliyet tersanelerinin ötürü, burada bulunan eski kraliyet tersanelerinden ötürü Drassanes adı verilen bu metro istasyonunda esası Arapçadan gelen ve İtalyanca'da olduğu gibi Türkçemizde de tersane olarak kullanılan ortak bir Katalan kelimesini keşfetmiş olmaktan ötürü derhal bir sıcaklık duyuyorum bu Batı Akdeniz'in tarihi Katalan başkentine. La Rambla'ymış ismi de şehrin. Tersane kelimesi bizim dilimize geçtiği gibi İspanyollara, Katalanlara da geçmiş demek, İtalyanlara falan vesaire. Onlar da yaklaşık benzer bir kelime kullanıyorlarmış. Drassanes. Aa, bu komik bir hatıra. La Rambla'da komik bir hadise. Bunun da sayfası 133 arkadaşlar. La Rambla'da göze çarpan ve donmuş birer heykel gibi durarak zaman zaman önlerine atılan paraya teşekkür için hareket eden birbirinden farklı, kimi canavar kılığına girmiş, kimi Mısır firavunu gibi beliren, canlı insan heykelleri ise bu sokak operasını tamamlayan son detaylardır adeta. Bir bayram seyahatinde Barcelona sokaklarını gezen kuzinim, Don Kişot kılığına girmiş böyle bir figürana az bir para atınca, canlı heykelden Türkçe şu bayram gününde oldu mu abla cümlesini duyduğunda şoke olmuş. Yani Barcelona sokaklarında Türk Don Kişotlar da ara ara çıkabiliyor insanın karşısına. Nereye gitsek biz biziz. Bu da ilginç bir bilgi. Kitabın 137. sayfasında İngiliz Centilmen Kulübü düzeyinde kurulan Barcelona'nın bu seçkin müessesesine, yukarıdan gelelim biraz. Opera binası aynı zamanda özel bir kapı aracılığıyla içinde fuaye ve auditoriuma geçilebilen ve tiyatronun açılışının hemen ardından 1847'de kurulan Circulo del Cielo, yok, Circulo del Liceo kulübünün de bünyesinde barındırmakta. Kulübün ismini doğru söyleyememiş olabiliriz. İngiliz Centilmen Kulübü düzeyinde kurulan Barcelona'nın bu seçkin müessesesine uzun yıllar ise başvuruda bulunan Montserrat Cabello de dahil hanımlar üye olarak kesinlikle alınmamışlar. Bu durum 1994 yılında tiyatronun belediyeye devredilmesinin ardından bağımsız idarenin sona ermesine kadar sürmüş. Bakın bir tiyatro kulübü, yanlış anlamadıysam, İspanya'da Katalan bölgesinde, yanlış anlamamışsam burayı da yani. 1994 yılına kadar hanım üye almıyorlar adamlar. Almıyor. İdare değişene kadar, devlete geçene kadar
sivillikten resmiliğe aktarılana kadar böyle devam etmişler. 1994. O da kitabın kaçıncı sayfasıydı o söylediğim notta? 137. sayfasındaydı. Devam ediyoruz. Buralarda çizgidiklerim az olabilir. Ya bunu geçebiliriz. Bu sizin ilginizi çekmez. Bu bana belki yarar. Bir yazıda falan. Devam edelim. Bakınız. Bir İtalyan müzisyen galiba bu. Türk Sultan'ın huzurunda söylemiş ve çok memnun kalan Sultan. Yukarıdan gelelim. Gazetenin haberine göre dünya müzik çevrelerinde çok iyi tanınan M. Andalina Murillo Celli del bilmem ne dün sabah 18 Irving Place adresindeki evinde sadece 4 gün süren bir rahatsızlığın ardından zatürreden ölmüştü ve ayrıca kendisi Avrupa başkentlerinde şöhret olmuş. Türk Sultanı'nın huzurunda söylemiş ve çok memnun kalan Sultan ona Mecidi nişanını takdim etmişti. Evet, Adelina Murillo Celli, Luigi Arditi'nin Naum Tiyatrosu'nda direktör olarak görev yaptığı 1856-57 sezonunda Dolmabahçe Sarayı'nda Sultan Abdülmecid'in huzurunda İtalyan operalarından aryalar söylemişti. Yani bir kadın anladığım kadarıyla. Sultan Abdülmecid'in huzurunda İtalyan operalarından aryalar söylemiş. İşte o dönemin Osmanlı padişahlarında böyle şeyler varmış. Biz de bu kitap vesilesiyle öğreniyoruz arkadaşlar. Normalde hani şaşırırsınız. Kimimizde şey vardı, bütün Osmanlı padişahlarını evliya, Allah dostu gibi düşünmek vardır. İşte öyle düşünmek yanlış. Ha, kötü insanlar değiller elbette ama onların da etkilenmişlikleri, ne diyelim, zirvelerin bile çukurları olur babında böyle şeyleri var. Pekala, buralarda pek bir şey çizmemişim. Hızlı geçiyoruz sayfaları. Devam ediyoruz. Hani ben çizmemişim ama vardı gene kıymetli şeyler. Artık siz okurken alırsanız, edinirseniz, kitabı okursanız orada burada belki benim dikkatimi çekmemiş şeyler sizin dikkatinizi çekecek. Kitapta güzel anekdotlar var yani. Bu da ilginç bir şey mesela. Garipsedim. İngiltere Kraliyet Yatı Victoria and Albert'ın güvertesinde deniz tatbikatı seyredildikten sonra. Şöyle diyelim. Sultan Abdülaziz İngiltere'ye gidiyor. Mevzu bu. Şuradan başlayalım. Bir hayli protokol ve şatafata meraklı olan İngilizler Sultan Abdülaziz'in ülkelerine yapmış olduğu bir haftalık ziyarete anlam kazandırabilmek için onun şerefine pek çok merasim, ziyafet, balo, gezi ve müzik temsilleri düzenlemişlerdi. Bu kapsamda padişah bir gün Portsmouth'taki donanmayı Kraliçe Victoria ile teftişe gitmişti. İki tatbikata katılan yaklaşık 100 gemi arasında Trafalgar Savaşı'nın meşhur amiral gemisi Victory de vardı. İngiliz Kraliyet Yatı Victoria and Albert'ın güvertesinden deniz tatbikatı seyredildikten sonra Kraliçe Victoria Osmanlı Sultanı'na diz bağı nişanı takarak onu Garter Şövalyesi ilan etti. Şurası ilginç. Böylece tarihte herhalde ilk defa bir halifeye Hristiyanlığı korumakla yükümlü bir şövalyelik sınıfının üyeliği veriliyordu. Tekrar okuyayım. Böylece tarihte herhalde ilk defa bir halifeye Hristiyanlığı korumakla yükümlü bir şövalyelik sınıfının üyeliği veriliyordu. Windsor Kalesi'nin St. George Kilisesi'ndeki kilisesinde başrahibin huzurunda gerçekleşmesi gereken bu tören belki de bu hassas sebepten dolayı bir gemi güvertesinde alınmıştı. Belki de padişah bunun bu özelliğini bilmiyordu, Allah bilir. Şu da ilginç bir şey. Alman besteci Wagner'ın Beyrut Opera Binası'nın inşa fonuna birçok Alman prensi ilgisiz kalırken Sultan Abdülaziz'in para yardım yapmış olması da onun Avrupa müziği ile adını bağdaştırma arzusunda olduğunun açık kanıtıydı. İlginç. Yani bu
Müzik mevzusu son dönemdeki Osmanlı padişahlarını enteresan etkilemiş. Batı müziği, operası, şusu busu, tiyatro falan. Bu da ilginç bir şey. Bir sanatçı aynı şarkıyı iki Osmanlı padişahına birden satmış. Bütün bu sözler söylenirken, ortada, bu da kitabın 238. sayfası. Bütün bu sözler söylenirken ortada hiç kimsenin bilmediği bir gerçek vardı. Eseri besleyen Luigi Arditi'nin yolu Osmanlı hanedanı ile daha önceden de kesişmişti. Arditi, 1856 senesinde bir sezon İstanbul'daki Naum Tiyatrosu'nda orkestra şefliği ile opera direktörlüğü yapmış, bu sırada Sultan Abdülmecid'in huzurunda da temsiller idare etmiş ve hatta padişah için taltif edici sözlerle bir de kaside bestelemişti. Abdülmecid de kendisini aynen Abdülaziz'in Londra konserinden sonra yaptığı gibi para ve nişan ile ödüllendirmiştir. Crystal Palace konserindeki kasidenin de Arditi'ye sipariş edilmesi belki Türkleri tanıdığı içindi. Oysa Arditi gazete ilanlarının duyurduğu gibi yepyeni bir eser bestelememişti. Abdülmecid'e ithaf edilen bu kaside ile Abdülaziz'e ithaf edilen kasidenin notalarını yan yana koyduğum zaman karşıma son derece şaşırtıcı bir gerçek çıktı. İki eser tıpatıp aynıydı ve sadece sözler değiştirilmişti. Abdülmecid'e ithafen Ardit kulun eyler dua gibi sözler çıkartılmış, bunun yerine teşrifi Abdülazizan şadumanedir sebep gibi sözler konmuştu. Teşrifi Abdülazizan şadumanedir sebep gibi sözler konmuştu. Kısaca Arditi iki padişaha da aynı eseri ithaf etmiş ve ikisinden de 10 sene arayla iki ödül almıştı. Arditi'nin gözü açıkmış, adama bir şey diyemiyoruz. O zamanlar tabii böyle bir hafıza da olmadığı için ya bu şarkıyı hatırlıyordum falan diyecek de yok pek. Aradan padişah değişmiş diye. Bu da ilginç bir bilgi. Kitabın 251. sayfasında. Yani düşünün, Mozart döneminde yaşanan bir şey. Mozart'ın bir eseriyle ilgili yaşanan bir şey. Bir intihal. Saraydan Kız Kaçırma Operası 1781 senesinde babasının yanından ve Salzburg Başpiskoposu'nun hizmetinden ayrılarak Viyana'ya yerleşen Mozart'a İmparator 2. Joseph tarafından sipariş edilmişti. Saray tiyatrosunu İtalyan etkisinden kurtarmak endişesiyle Almanca dilinde Singspiel olarak sipariş edilen operanın metnini yazma görevi ise önce aktör Friedrich Schröder'e, onun projeden elini çekmesi üzerine de Gottlieb Stephani'ye verilmişti. Stephani ise telif hakları kanunun olmadığı bir dönemde Christoph Friedrich Bretzler'in Belmont and Constanze başlıklı eserinden kendisine bir libretto çıkartmış ve Mozart'a vermişti. Adamın eserinden almış şeyi, metni Mozart'a vermiş. Oh. Hatta Mozart operayı bestelemeye başladıktan sonra Bretzler kendisinden izin alınmadığını ileri sürerek Leipzig'te bir dergiye 1782 senesinde yazmış olduğu bir mektupta durumu şiddetle protesto etmişti. Viyana'da yaşamakta olan Mozart adında birisi Belmont ve Costanza isimli tiyatro eserimi uygunsuz bir şekilde kendisini opera metni olarak kullanma küstahlığını göstermiştir. Haklarıma yapılmış olan bu tecavüzü şiddetle kınıyorum. Bretzler bu protestosunu yaparken eserinin bu şekilde ölümsüzleştirileceğini nasıl bilebilirdi falan diyor. Ama adamın eserine çökmüşler arkadaş, sözlerini çalmışlar. Yapan kim? Yapan da Mozart. Gerçi Mozart'ı da başkası vesile olmuş ama onun da parmağı var. Bu da ilginç bir bilgi arkadaşlar. 256. sayfasında kitabın. 18. yüzyıla gelindiğinde artık Avrupa askeri bandoları tam anlamıyla Türk kimliklerine bürünmüşlerdi. Nitekim Polonya Kralı 2. Augustus, 3. Ahmet döneminde hediye olarak küçük bir mehter bandosu yollanmıştı. Bunun üzerine Rusya benzer bir talepte bulundu. İmparatoriçe Anna 1725 senesinde sırf bu amaçla İstanbul'a görevli olarak bir müzisyenini yolladı
ve yaklaşık 10-15 Türk çalgıcıyı Rusya'ya götürüldü. Filan diye devam ediyor. Burada başka ülkelerden, krallardan da bilgiler var. Yani bir ara Avrupa'yı mehteran merakı sarmış. Bu da ilginç bir bilgi. Avrupa'da değişik dansların yayılmasına Avrupalıların gösterdiği tepki. Muhafazakar İngiltere'nin gösterdiği tepki. Neresinden başlayalım? Polka, vals, quadril ve galop bunlar belki günümüz için artık fazlasıyla klasikleşmiş dans türleri arasındadır. Sayfa 261 arkadaşlar. Ancak 19. yüzyılda durum işte böyle değildi. Devam edelim. Esasında kimi insan psikolojisindeki yeniliğe karşı itici tepki ve toplumun tutuculuğu yüzünden bugün bazılarımıza gayet medenice gözüken bu dansların 19. yüzyılda İngiliz balo salonlarına kabulü ilk başta pek de kolay olmamıştı. Yani İngiliz isen o bile koruyor kendisini. Nitekim bu durum 16 Temmuz 1816 tarihli The Times gazetesinin yorumundan açıkça anlaşılmaktadır. Alıntı, milli ahlak milli adetlere bağlıdır. The Times'ta geçiyor bu. Cinsel arzular uyandırırcasına kol ve bacakların birbirine dolaştığı vals denilen o yakışık almayan yabancı dansa bir kere bakmak bizlere bu dansın İngiliz bayanları ile bugüne kadar bağdaştırılan ihtiyatlı mütevazi tavırlara ne derece ters düştüğünü göstermeye yetecektir. İngiliz sarayında böylesine bir yeniliği sergilemek büyük bir ahlaksızlıktır ve umarız bir daha böyle bir şeye izin verilmez. Ancak hepimizin de bildiği gibi The Times gazetesi kritiğinin arzuları doğru çıkmamış. Bilakis vals devrinin en popüler dansı haline gelmiştir. Ya işte demek ki onlar da sekülerleşiyorlar kendilerine göre. Bu da ilginç bir bilgi. 1856 yılında, bu da kitabın 265. sayfasında. 1856 yılında yine Londra'daki Osmanlı sefaretinde verilen böylesi bir baloya Kraliçe Victoria da katılmış. Aynı yıl İstanbul'daki İngiliz sefaretinde verilen bir maskeli baloya da Sultan Abdülmecit bizzat iştirak etmişti. Yani Sultan Abdülmecit bir maskeli baloya katılmış. İlginç. Burada işte kraliçeyle dans eden Osmanlı elçisinden bahsediliyor. Sayfa 269. Rum kökenli ama İngiltere Büyükelçimiz Kostaki Musurus Bey. 35 yıl boyunca Osmanlı'nın tanınmış diplomatı olarak Londra'da parlak bir görev yapmış diyor. 269. sayfa. Evet, devam edelim. Burada da Sultan Abdülmecid'in, daha doğrusu Sultan Abdülmecid diyoruz, Halife Abdülmecid demeliyiz. Halife Abdülmecid, sonraki Abdülmecid yani, son halife. Onun Batı müziğine merakına dair şeyler var. İkinci Mahmud'un merakına dair bilgiler var. Yani asıl İkinci Mahmud döneminden itibaren diyelim, Osmanlılar'da Batı müziğine, Batı kültürüne bir temayül oluşmaya başlamış. Bunun en zirvesi de işte Halife Abdülmecid. 5. Murat da aslında bestekar olarak 5. Murat çok işin içinde. Ama Halife Abdülmecid çok daha diyelim o batılılaşmada ileriye gitmiş. Ona dair bilgilerde, kitapta ilgili makalede var. Orayı geçiyorum hızlı sizi oyalamamak için fazla. Uzatmayayım. Mesela Sultan 5. Murat, burası da kitabın 307. sayfası. Piyanist hünkâr diyor Sultan 5. Murat ve ailesinin Avrupa'yı müzik kültürü. Kız kardeşine beste gönderecek ama Monte Cristo kontunu okuyormuş. Alexander Dumas'ın Monte Cristo kontu kitabını okurken, esasında Murat Efendi Refia Sultan'a yolladığı kendi bestesi bu marşı bir yandan Alexander Dumas'ın Monte Cristo kontu kitabını okurken bestelemiş ve hatta sürükleyici romanı bir türlü elinden bırakamadığı için
af ve lütufunuza mağruren bu hikayeyi tamam etmeden marşı yazamayacağım mazeretiyle de daha önce kız kardeşinden özür dilemişti. Yani roman onu öyle bir tutmuş ki Monte Cristo Conte'u, beste yapamıyor onu bitirene kadar. Bu çok ilginç bir not mesela. Sultan Abdülaziz'in annesi Pertevniyal Valide Sultan'ın bir eleştirisi, Osmanlı hanedanına dair bir eleştirisi diyelim. Okuyayım. Nitekim Sultan Abdülaziz'in annesi Pertevniyal Valide Sultan'ın Abdülmecid'in sülalesi, alıntı kısmı buradan başlıyor. Abdülmecid'in sülalesi cengaver hükümdarlar yerine yalı inşa ettirmekten ve müzik dersleri vermekten öteye başka bir şey yapamayan ve beceriksiz ve efemine şehzadeler çıkardı. Durdu peş peşe. Murat hükümdar olmaya elverişli değildir. Türkiye'nin bir erkeğe ihtiyacı var, müzisyene değil, dediği Cemalettin Bey tarafından 1895 yılında daha Sultan Murat hayattayken İngilizce olarak Londra'da bastırılan sabık padişahın biyografisinde ona karşı yer alan ithamların arasında olduğu görülmektedir. Burada kaynağı da nakledilmiş. 310. sayfadaydı bu okuduğum bilgi. Devam ediyorum. Bu da ilginç. Mesela Sultan Murat'ın aile hayatına mı diyelim, özel hayatına dair mi diyelim, ilginç bir bilgi. Bu tür dans parçalarının sadece çalınmakla kalmayıp onlara uygun danslar edildiği de Leyla Saz'ın hatıratından anlaşılmaktadır. Nitekim Saz bu hususta, ben Dolmabahçe Sarayı'nda Sultan Murat'ın kız kardeşleriyle dans ederdim. Sultan Murat henüz şehzadeydi. O piyanoya oturur, biz de polka mazurka oynardık der. İlginç. Devam ediyoruz. Hızlı geçmeye çalışıyorum arkadaşlar. Mesela bu da ilginç bir bilgi. Sultan Abdülmecid zamanında saray tiyatrosu bünyesinde bir konservatuvar oluşturulması da arzulanmaktaydı. Zira 13 Nisan 1859 tarihli Journal de Constantinople'de enteresan bir haber yer alıyordu. Padişah, Dolmabahçe Sarayı tiyatrosuna bağlı olarak genç Müslümanlardan oluşan bir koro ve bale takımının kurulmasını emretmişti. Bir Osmanlı padişahı genç Müslümanlardan bir koro ve bale takımı kurulmasını istiyor. 19 Ekim 1859 tarihli habere göre de Necip Paşa'nın idaresi altında bulunan konservatuar öğrencileri kaydetmiş oldukları ilerlemeyi padişaha göstermek üzere burada bir temsil vermişlerdi. Falan devam ediyor bu bilgiler. Dolmabahçe'nin içinde, daha doğrusu bahçesinde bir tiyatro binası varmış. Bu da 1937 yılında yıkılmış arkadaşlar. Bir Fransız kaleminden çıkarak hayat bulan tarihi Dolmabahçe Tiyatrosu binası, 1937 yılında yine bir Fransızın kaleminden çıkma bir kararla adeta giyotine mahkum edilir. Henry Prost'un 15 Ekim 1937 tarihli İstanbul Nazım Planı'nda 5 sayılı iş olarak geçen maddeye göre Dolmabahçe Sarayı'nın garbındaki meydanın garp köşesini teşkil eden bina yıkılarak vüs'at peyda edilecektir denilmektedir. Yani orada bir tarihi bina varmış, güzel bir binaymış yani, sanatlı bir binaymış. 1937'de o binayı yıkmışlar. Dolmabahçe Sarayı'na gidenler garp tarafına baksınlar. Orada böyle belki izleri falan kalmıştır belki. Bu da ilginç bir bilgi ama bu bir cümle sadece. Bir tarihi tespit değil, bir hatıra değil. Sanatçının doğasına dair bir bilgi kitabın 336. sayfasında. İlgisizlikle ilgili. Sanatçıya ömür veren ise çevresindeki toplumdan gördüğü ilgi, sevgi ve alakadır. Ama bunun ardından hemen şunu da söylemem gerekir ki, yerine göre ilgisizlik de sanatçının hayatına başka bir anlam katar. Ona kendi hayal dünyasının sınırlarını zorlama savaşında bir kamçı olur, yalnızlığın o soğuk, ürkütücü ve karanlık köşeleri.
Doğru mudur? Doğrudur ya. Hakikaten o karmaşadan güzel şeyler çıkar. Yine burada da eğitime dair yazarın güzel bir tespiti var. Artık bugün viyola çalmıyorum. Ama benim için amaç zaten o önemli tecrübeleri yaşamaktı. Sanırım iyi bir eğitimin en önemli parçası, sanırım iyi bir eğitimin en önemli parçası, teorik derslerden çok aldığımız gerçek hayat deneyimi. Sonuçta hayat bir amaca ulaşmak değil, o amaca ulaşmak için verilen mücadelede edinilen tecrübelerle olgun, bilinçli ve bilgili bir kişilik haline gelmek, insanın kendi kişiliğini keşfederek yavaş yavaş ortaya bir kimlikle çıkması. Bu zaman alan ve insan hayatının sonuna kadar devam eden bir süreç tabii diyor ve devam ediyor yazar. Yine ilginç bir bilgi kitabın 340. sayfasında Türkiye'deki işte müzik anlayışının Cumhuriyet'le yaşadığı değişime dair. Artık benim neslimde bu sorunun biraz olsun aşıldığı inancındayım. Saygun'un hayat hikayesini yazmış birisi olarak biliyorum ki Cumhuriyet'in ilk yıllarında musiki denildiğinde akla ilk ve tek getirilmesi gereken unsur çok seslendirilmiş, armonize edilmiş halk müziği türüydü. Ziya Gökalp'ten de hayli etkilenen idare, çok sesliliği batının bir inkişafı olarak kabul ederken tek sesliliği geri kalmışlık olarak tanımladı. Halbuki doğunun o mistik müziğinin zenginliği, batıda çoktan majör ve minör şeklinde fakirleştirilmiş makamsal derinlikten kaynaklanmaktaydı. Diyor ve devam ediyor. Bu da yazarın Mısır'da yaşadığı komik bir hatıra. Sayfa 341'de başlıyor, 42'de devam ediyor. Pardon. Geçtik mi? Ha, sayfa atlamışız. Londra'daki dönemlerimden yakın dostlarım Büyükelçi Bayan Korkmaz Haktanı'nın düzenlediği hoş gecedeki konuşmam sırasında birisinin cep telefonu çaldı. Sanıyorum konservatuvardan gelen bir grup Mısırlı öğrenciden birine aitti bu telefon. Ama çalan melodi de melodisiyle meşhur bir klasik müzik parçası. Bir yandan anlatıyor, diğer yandan eseri çıkartmaya çalışıyorum. Sonunda buluyorum. Sen sansın. Aa, böyle mi söylenir? Hayvanlar karnavalından bir bölüm ama hangi bölüm olduğunu çıkartmış değilim. Demek ki hayvanlarla ilgili bölümlere ayrılmış eser. Her bir bölüm bir hayvan. Ve sözlerime bir ilave yapıyorum. Hayvanlar karnavalı her ne kadar bu geceki konferansımızın konusu değilse de bu müzikal katkıya teşekkürler. Ardından da eseri kastederek bir açıklamada daha bulunuyorum. Ancak hangi hayvan olduğunu maalesef söyleyemeyeceğim. Bir anda ortaya çıkan eş manalılığı fark ediyorum ama iş işten geçmiş. Yüzüm kıpkırmızı ve hemen konuşmamı toparlıyorum. Sanırım Mısırlı gruptakiler olayı fark etmediler çok şükür. Yani adamlara hayvan demiş olma ihtimali vardı. Bu da ilginç bir şey. İngiltere'deki bir binanın 100. yılı kutlanmış. Nitekim geçtiğimiz sene bina 100. yılını kutladı. The Grand'daki dairem benim için bir zaman kapsülü adeta. İngiltere'nin güney sahilinde denize hakim bir tepenin üzerinde duran bu muazzam güzellikteki Grand Otel, 1903 yılında açılışından bu yana eski havasını hiç kaybetmemiş. Kral 7. Edward ve Agatha Christie'nin otelin eski sakinleri sanki hala buradalar. Kristal abajurları ve lambri duvarları ile dondurulmuş bir zaman karesi gibi adeta. Tıpkı eski notaları topladığım gibi oturduğum binanın eski kartpostallarını ve hatıratını da toparlamaya çalışıyorum. Nitekim geçtiğimiz sene bina 100. yılını kutladı. Diyor, devam ediyor. Hızlı geçelim. Finale koşalım. Burada yine ben şimdi bunları aktarmıyorum ama ilginç şeyler var yani anekdotlar. Mesela İngiltere'de büyümüş yarı İngiliz yarı Türk. Yıllar sonra
Türkiye'deki akrabalarını görmeye gelen bir müzisyen var mesela. Onun yaşadıkları anlatılıyor. İlginç. Bu da ilginç bir söz. Giancarlo Menotti'ye aitmiş. Bana göre cehennem azabı Tanrı'nın hayatımız boyu başarabilecek olduğumuz şeyleri, bize sunduğu yetenekleri, bizim nasıl değerini bilmeyerek israf ettiğimizi, hayatta neler yapabilecekken neler yapmadığımızı yüzümüze açıkça vurduğu gün başlar. Giancarlo Menotti'nin John Grunion tarafından 1978 yılında kaleme alınan biyografisinde ona ait bu sözleri okurken 92 yaşına ulaşmış olan bu muhteşem besteciyle elimdeki bütün fırsatları kullanarak eğer bir gün karşılıklı tanışma imkanına sahip olamazsam Tanrı'nın da beni ömrümün sonunda aynı şekilde cezalandıracağına o kadar inanmıştım ki diyor falan devam ediyor. Ama söz şeyi açısından ilginç. Hani cehennemliklerin psikolojisini anlatmada. Cehennemin azabı belki de önce bu. Yani o ömrü ziyan etmek. Allah evet bu ömrü ziyan ettiniz, size verdiğim hakkın kıymetini bilmediğiniz dediğinde cehennemliklerin diyor azabı başlayacak. Onu bilecekler ya. Güzel bir söz. Hoşuma gitti. Sayfasını da söyleyeyim. Kitabın 369. sayfasındaydı. Gene aynı bestecinin Rockefeller'la yaptığı bir toplantıya dair anekdotu. Komiteler zaten her zaman saçmadır. Böyle saçmalık olur mu? Hiç unutmuyorum. Bundan seneler önce Rockefeller'lar beni bir komite toplantısına davet etmişti. Amerika'dan niye iyi opera bestecisi çıkmadığını merak ediyordu. Aaron Copland, Samuel Barber, pek çok besteci katıldık. Bana sıra geldiği zaman Bay Rockefeller dedim. Eğer bir adam dünyaya iyi besteci olmak için gelmişse siz ister ona para ödeyin, ister ödemeyin. O iyi bir besteci olacaktır. Eğer içinde o kabiliyet yoksa siz ona ne kadar para ödeseniz de bir yere varamaz. Bu ifademden sonra Rockefeller beni bir daha hiçbir toplantıya davet etmedi. Festivalime de yardım etmedi. Niye etmedi? Çünkü adama parayla olmaz bu işler demişsin. Adamın bütün gücü para. Kabul eder mi onu? Burası da ilginç bir bilgi. Daha önce okuduğum satırlarla da ilgili. Hani huzuru ne zaman çağırmak lazım onunla ilgili bir şeyler okumuştum. Bakın. Gerçek değeri bilinçaltında yatan ve karmaşık bir hal almış olan insan ilişkilerimizde bizlere açıklık getirmesi ve doğruları göstermesidir. Sükunetin bizde, burası asıl yer, sükunetin bizde yeni yaratıcı hislere yol açtığını düşünsek bile bu durumun esasında bir önceki hislerimize karşı bir reaksiyon olduğunu fark etmekte gecikmeyiz. Dolayısıyla bir sanatçı sükuneti ancak bunu hak ettikten sonra aramaya başlamalıdır. Yani sükunet diyor üreticiliğe zarar verir. Yukarıda bunu biraz daha açıyor. Ürettikten sonra, olduktan sonra sükuneti arayabilirsin ama diyor daha üretmemişsen, olmamışsan sükunet seni öldürür diyor. Bu da ilginç bir bilgiydi. Daha önce okuduğumuz kısımla da alakalıydı. Pekala yine hızlı geçiyorum. Bu da ilginç bir bilgi. Kitabın 391. sayfasından. Zeynep Altar daha sonra biraz da kendisinin ve eşi Cevat Memduh Bey'in Ankara yıllarından bahsetti bana. Onlar da aynı derece etkileyici. Hindemith'in eşiyle birlikte piyano şan düetleri veya meşhur Şef Ernst, artık bu soyadını ben söyleyemem, Proetros idaresinde Ankara'da seslendirdiği Grieg ve Tchaikovsky piyano konçertoları, Karl Ebert'in davetiyle Strasbourg'da bir konserde Albert Schweitzer'ı görmeleri. Nobel ödüllü bir yazar. Daha doğrusu doktor. Yazarlığı var mı bilmiyorum. Doktor herhalde. Bu Almanların zulmünden falan kaçmış Nazi karşıtı bir doktor. O sırada Cevat yerinden fırladı. Çok severdi Schweitzer'ı diyor Zeynep Hanım. Ve sözüne şöyle devam ediyor. Gitti elini sıktı. Ona Albert Schweitzer ile mi teşerrüf ediyorum dedi. Schweitzer herhalde böyle söylenir ya. O da dedi teşerrüf etmiyorsunuz ama o benim. Böylesine alçak gönüllü bir insan. Tam konser salonundan çıkmak üzereydik ki Schweitzer geri döndü ve Cevat'ın yanına geldi. Benim babam tüccardı. Kimseyle senet imzalamazdı. Sadece elini sıkar ve Türk sözü veriyorum derdi.
Türkler gerçekten böyle sözlerine inanılır insanlar mıdır? Bir zamanlar, hatta 2. Dünya Savaşı yıllarından da sonrası Türkler böyle biliniyormuş. Cenab-ı Hak bütün Müslüman milletlerine, Türkler, Kürtler, Araplar vesaire rüştümüzü yeniden ilham etsin. Bizi razı olduğu şekle yeniden getirsin diyelim. Bu da ilginç bir cümle. Kitapta bununla ilgili çok şey var. Yazar, hani Nurcular buna tevafuk diyor. Biz öyle diyoruz mesela. Nurcular diyor ama Müslümanlar da zaten tevafuk der. Ama Nurcular'da ayrı bir bu işin vurgusu var. Yazar kendi hayatındaki tevafuklara dair çok şey anlatıyor kitabın içinde. Tarihler, olaylar, kişilerle ilgili. Yani bu kitapta okuduğunuz zaman Emre Aracı'nın bu olaya bir şeyi var diyorsunuz. Hani bu tevafukları kovalamak, kendisi tevafuk demiyor onlara. Müstesna tesadüfler falan gibi ifadeler kullanıyor ama bir diyorsunuz temayülü var. Bu noktada bir şeyi fark etmiş. En son onu şurada söylüyor mesela. Müstesna insanların hayatlarında tesadüfler sadece tesadüf değil, manalı birer sembol ifade eder. Müstesna insanların hayatlarında tesadüfler sadece tesadüf değil, manalı birer sembol ifade eder. 405. sayfada bu. Niye bunu söylüyor? Tarihi bağlar enteresan ama en enteresanı merhum Vedat Köksal'ın bana yukarıdaki alıntı yapmış olduğum yılbaşı kartını da 4 Ocak tarihinde yazmış olması. Kendisi de bir konser vermiş herhalde. O da 4 Ocak'a denk gelmiş. Yani diyor bu hoş bir şey oldu, tesadüf oldu diyor. Aslında biz diyoruz ki bu bir tevafuk. Bunlarda bir sır var. Bu da ilginç. Hem biraz da komik. Geoffrey Lewis, bu adam bir dil bilimciymiş. Türkçenin 5-6 lehçesine dair uzmanlığı varmış. Ve Türkçe öğretiyormuş. Bak, Azeri, Çağatay, Kazak ve Uzbek dillerinde de yetkinmiş falan anlatıyor. Yani burada bayağı bir hayatı var. Zaten dil devrimi bir devrimin trajedisi mi, bir başarının trajedisi mi, öyle bir kitabı da var. Dil devrimini anlatan. Yani eleştiriyor dil devrimini. Onunla ilgili bir şey anlatıyor burada yazara. Bizzat görüşmüşler. Halide Edip ve Adnan Adıvar ile olan dostluğunu işitmek, eşi Rafela ile Türkiye'yi bir uçtan diğerine eski bir Land Rover jiple gezip gördüklerinin hikayesini duymak veya onun çok ilgilendiği Türk dil reformu üzerine yapmış olduğu ilginç tespitleri dinlemek. Amazon Irmağı ile Niagara şelalelerinin adları neden Türkçe kökenli bilir misin diye sormuştu bir keresinde. Amazon Irmağı ile Niagara şelalesinin adları neden Türkçe diye sormuş. Hayır bilmiyorum demiş Emre Aracı da. Nasıl olur demiş ve eklemişti. Biri çok uzun olduğu için ona ama uzun demişler. Diğeri de çok gürültü çıkardığı için ona da ne yaygara adı verilmiş. Söylenene göre bu imkansız bağlantıyı da artık geçerliliği bulunmayan güneş dil teorisinin ateşli tartışmaları sırasında ilk Atatürk ortaya atmıştı. Atatürk böyle bir şey ortaya atmış yani. Amazon ismi ama uzundan geliyormuş. Bu da güzel bir cümle. Kitabın 425. sayfasında Sopokles'inmiş bu cümle. Sopokles'in çok doğru bir sözü var. Hayatta olanları mutlu etmek için sadece çok kısıtlı bir zamanınız vardır. Ölüleri sevmenin süresi ise sonsuzluğa kadardır. Kıyak, kıyak bir laf. Bu da ilginç mesela. Adnan Saygun'un babası bir din adamıymış. Mehmet Celalettin ismi. Türkçe ezan taraftarıymış. Oğlunun geldiği şekil de ilginç. Oğlu da Fatiha'ya beste yapmış. Motet havasına sokulmuş şekli diyor. Yapmış öyle bir şey. Ayasofya'da konser vermek istemiş. Cami olan Ayasofya yani. Eskiden müzeydi ya, orada konser vermek istemiş. İlginç bunlar, bana şey geliyor hani nereden nereye ya. Şuradan okuyayım size. Nitekim ezanın Türkçeleştirilmesi hususunda en büyük savaşı vermiş olan aydın ve ileri görüşlü Mehmet Celal'in oğlundan böyle bir ortamdan başka ne yapması beklenebilirdi?
bugün Bilkent Üniversitesi'nde arşivde muhafaza edilen Paris yıllarında bestelemiş olduğu Fatiha suresinin motet havasına sokulmuş şekli. Genç Ahmet Adnan'ın eklektik yönünü, yöndeki formasyonun en bariz belirtisini teşkil etmekte olup, Yunus Emre'ye doğru yönelişinin ilk tomurcuğunu oluşturmaktadır falan filan diyor. Ne oldu şimdi? Bitirdik mi? Ama... Bakıyoruz. Evet, bitirdik. Evet arkadaşlar, kitabı bir kez daha göstereyim. İsmi Kayıp Seslerin İzinde. Yazarı Emre Aracı. Yapı Kredi Yayınlarından. Baskı tarihi de Bendeki Nusra'nın birinci baskı İstanbul Mayıs 2011 baskısı. Kitabı tanıtmak yerine içindeki bölümleri, işaretlediğim, dikkatimi çeken bölümleri okumayı tercih ettim. Kitap tanıtımı yapan çok, aynı şeyi tekrar etmeye gerek yok. Böyle bir formatı burada denemeye çalışacağım kendi YouTube kanalımda. Çünkü her okuduğum kitapta bunu yapmaya çalışıyorum. İlla ki oradaki anekdotları kullanacağım oluyor. Kitabı muhafaza edip arşivlemek yerine öyle bir mekanım yok, öyle bir imkanım yok. Sayfalarının fotoğraflarını çekip onları arşivliyorum ben. Biraz geç kalmış bir şey yapıyorum şu an. Mesela bende 100'den fazla, 150'den fazla kitabın böyle fotoğraflanmış şeyleri var. Dosyalamışım, duruyor. Onları artık geçti. Tekrar dönmem onlara. Ama bundan sonrakilerde inşallah böyle bir şey yapayım. Bu kitapta tavsiye ederim yani. İlginç bilgiler var. Metin de güzel, kendini okutturuyor. Emre Bey hakikaten, yani makalelerin hakkını vermek lazım. İncelikli makaleler yazmış. Üslubu da böyle şey değil. Sıkan bir üslup değil. Akıcı, edebi bir üslubu var. Tavsiye ederim arkadaşlar. Ama Emre Bey'in bir Batı müziği uzmanı, üstelik meftunu, Batı kültürüne de ayrıca bir meftuniyeti olduğunu aklınızda tutmanızı da tavsiye veririm. Başka bir kitapta görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.